sabahlar programınızı severek izliyorum. Hazreti İsa şu an nerede saklanıyordur? Güzel yüzüm, çok çekiniyorlar, ben sordum. Yani birkaç böyle Hristiyan gruba sordum. Benim anladığım Amerika'da muhafaza ediyorlar. O böyle coğrafi yönden tabii pek dikkat çekmeyecek yerlerde sakladıklarını düşünüyorum. Yani böyle büyük şehirlere, büyük yerlere getirdiklerini zannetmiyorum. Yani evlerde sakladıklarını düşünüyorum. Hristiyan müminlerin evlerinde sakladıklarını düşünüyorum. Sade giydirdiklerini, sade bir kıyafet, işte bluzin, gömlek. Yani yakışıklı bir insan görünümünde ona hiç İsa dedirttirmediklerini düşünüyorum. Yani hiç o konudan bahsedilmemesine özen gösterdiklerini düşünüyorum. Onun da yani öyle lider konumunda hiç tavır göstermediğini düşünüyorum, dikkat çekmeyecek şekilde. Yani oradaki rahipler olsun, dindarlar olsun, yani sanki herhangi bir insanmış gibi ona tavır gösterdiklerini düşünüyorum. Çünkü eğer öyle bir imaj verirlerse çok tehlikeli olur bu. Yani büyük belaya sebep olabilir, Allah esirgesin. Son ana kadar öyle, yani kendi halinde iyi bir Müslüman, Hristiyan olarak muhafaza edeceklerini düşünüyorum, ettiklerini düşünüyorum. Yakışıklı, böyle tatlı, güzel bir delikanlı, efendi bir delikanlı, mütevazi, mazlum. Hırslı değildir İsa. Yani tebliğ konusunda da öyle ataklar yapan, işte hadi kitaplar çıkaralım, İslam, onu yapmaz yani, o hemen anlaşılır. Öyle bir çalışması yok, daha sakin. Kendi Hristiyan grupları çalışma yapıyorlar kendi içlerinde. Biraz masonik çalışmalar benim gördüğüm, yani gönüllü çalışmaya dayalı bir faaliyetleri var. Ben kendi halinde tatlı bir delikanlı, öyle çok seveceğiniz bir insan, öyle düşünebilirsiniz. Yani hırslı falan değil. Ya yani o tip bir faaliyet beklemesinler. Yani Mehdi gibi bir faaliyet yapmaz. O mümkün değil. Ama işte çok sevenleri, onun yakını olanlar, büyük alimler oraya buraya gidiyorlardır. İşte mesela Rusya'ya gidiyorlardır. Putin'le görüşürler. Efendim Trump'la görüşürler falan. Fikir söylerler. Düşünce teatisi olur. O tarzdadır. İnsanın duası çok güçlüdür. Duası, evet. Yani onun her duası kabul olur. O yönü çok dikkat çekicidir. Yani Allah size gelsin, mesela helak isterse olur helak. Mesela şurayı Allah helak etsin derse eder Allah. Ne diyorsa oluyor duası. Mesela Allah'tan sofra istese olur. Öyle Allah'ın bir nazlı peygamberi, yani çok şaşırtacak bir insan. Ama öyle her şeye dua eden bir insan değil. Yani her şeye dua etmez. Yeri geldiğinde, önemli gördüğünde dua eder. Kabul olmayan bir duası yok. Kur'an'da da bunu görüyoruz. Der demez oluyor. Biraz daha beklersek, zaten buralardayız biz. Siz de buralardasınız. Ben, ama kuşku olur benim kanaatim. Kuşku duyacaklardır. Yani çünkü mütevazininden dolayı kuşku duyacaklarını düşünüyorum. Yani kılık kıyafetinden dolayı da biraz kuşku duyacaklarını düşünüyorum. Yani çünkü artist gibi delikanlı şimdi adam, peygamber deyince aklında bambaşka bir şey geleceği için. Yani onu öyle yakışıklı falan, çok mütevazi, seven, sessiz de yani benim bildiğim, anladığım. Hani öyle bağırıp çağıran, büyüklük yapan birisi değil. Mesela bak, hadiste görüyorsunuz Mehdi, aman aman diyor, sen öne geç. Evet. Halbuki o lazım peygamber, normalde onun hakkıdır. Evet. Vahiy alan peygamber, yani imamlık kesin onun hakkıdır. Aman sakın diyor, ben senin yardımcınım diyor, bak vezir falan da demiyor. Veziri Mehdi söylüyor ona, sen vezirimsin diye. O öyle bir şey demiyor, ben yardımcınım diyor. Yani bayağı bir mücadele oluyor aralarında. Tevazuya bak yani. Tabii. Normalde kabul etmesi lazım.
Mehdi kolundan tutuyor, gel diyor namaza. Tamam, kılayım, kıldırayım diyor. Sonuna kadar direniyor. Tabii öyle yani, tevazusu yok da sessiz, kendi halinde bir insan. Ama şiddetli şüphe olur, onu söyleyeyim. Yani birçok insanın şüphe olabilir. O da bizi ilgilendirmez. Ya yani acaba o mudur diyebilirler. Bizi ilgilendirmiyor. Çünkü annesi babası yok. Akrabaları yok. Kur'an'ı, Tevrat'ı, İncil'i ezberden bilen bir insan. Yaklaşık en az 12 yabancı dil biliyor. Bu normal bir şey mi bu? Her okuduğunu ezberden biliyor. Çok dindar, takva. Geçmişini de hatırlamıyor. Bu ne bu? Nedir bu? İnsan ne anlar bundan? Eli yüzü nurlu mesela, çok akıllı, gösterişli. Belli ki o. Ama biz inanmak mecburiyetinde değiliz. Yani kimse de inanmak mecburiyetinde değil. Mehdi'ye de inanmak mecburiyetinde değiliz. İsa Mesih'e de ama kuvvetle şüphe ederiz. Yani zannı galip. Zaten ondan sapıtıyorlar. Vefatından sonra İsa Mesih'in. Birbirlerini dürttük diyecekler falan. Ya ne alakası var İsa Mesih'le falan işte. Bir delikanlı, yakışıklı birisi getirmişler İsa Mesih diye. Mehdi de ne alakası var işte. Masonlar, işte tapınakçılar, Yahudiler destekledi. Sermaye desteklemiş. İşte getirdiler adam. Eksikliği vardı. Onu aldı, getirdiler, çıkarttılar karşımıza diyebilirler yani. Ya çok basit, çok sıradan mantıklar, akla hayale gelmeyecek zırvalar çıkarabilirler. Yani o vakti yetişenler zaten görürler, Mehdi'nin vefatından sonra falan. Yani direkt sıyıracak birçoğu. İsa Mesih'ten sonra tam sıyırıyorlar yani birçok insan. Akıl kafa falan kalmaz. O sapıtma zaten başlıyor, 82'lerde başlıyor. 2082 de başlıyor sapıtma. Ta işte 120'den birkaç yıl öncesine kadar devam ediyor o iman. Ama çok ölü. Yani çok ölü. Allah damat. İşte bir yaratıcı diye biliyor adam. Namaz kılmıyor o şekilde. 2120'den işte birkaç güne, birkaç yıl önce tamamen din iman kalkacak. Kur'an, ayet, hadis. Kabe'yi yıkacaklar. Camilerin tamamı yıkılacak. Hiç cami falan, hiçbir yeri kalmayacak. Adam diyor ki peygamberimiz annesiyle diyor eşekle ilişkiye girir gibi diyor. Kendi annesiyle ilişkiye girecek diyor. Kişi diyor. O kadar sapıtacaklar diyor. Bir de kıyamette de alay edecekler. Ya alay işte kıyamet kopacakmış falan böyle. Hakır hakır falan gülmeler. Ne kıyamet kopması falan ya. Tam öyle işte o eğlenirlerken ikindi akşam arası falan. Yani muhtemelen bu İstanbul için söylenen bir şey. Hadis. Akşam vakti gibi. Kıyamet başlıyor. Öyle az boz değil yani öyle. Daha önce de söylemiştim. Şimdi burada boğaz var. Boğaz bir birleşecek, geri çekilecek. Birleşecek, yani öyle yeri yerinden oynuyor. Yani tam net kıyamet olduğunu akıllarına gelecek. Zaten ayette Cenab-ı Allah diyor ki sen onları sarhoş zannedersin. Konuşmaya çalışıyor. Ailesiyle konuşuyor ama konuşamıyor. Abuk subuk yani cümle kuramıyor. Hiçbiri cümle kuramayacak. Olayın dehşetinden. Yalnız küçük çocuklarda Allah nişane meydana getiriyor. Onlar bembeyaz oluyor saçları. O canlarının alındığını göstertiyor. Süt beyaz oluyor saçları bir anda mucize olarak. Küçük çocuk hiç kalmıyor o şeyde, o hengamda. Hepsini Allah canını alıyor. Çünkü çocuk kıyameti görmemesi gerekiyor onların. O yüzden onlar alınıyorlar. Bu şekilde kıyamet, yani saatlerce sürecek bir an, bir de biten bir şey değil. Yani 10 şiddetinde depremle devam eden bir şey. Defalarca pişmanlıklarını dile getiriyorlar. Ama geçerli değil. Bediüzzaman diyor ki Said Nursi, küreyi arzın kafasının aklı hükmünde olan Kur'an, onun başından çıkmasıyla, yani Kur'an'ın ref edilmesiyle, zemin divane olur diyor, yeryüzü. İzni ilahiyle başını başka seyyareye, gezegene çarpmasıyla hareketinden geri dönüp
Garptan şarga, batıdan doğuya olan seyahatini irade-i Rabbani ile şarktan garba, doğudan batıya tebdil etmekle değiştirerek güneş garptan batıdan tulu doğmaya başlar. Dünyanın yönü değişiyor çarpmanın etkisiyle. Tersine dönüyor. Küre-i arzın ipi çözülür, başı boş, serseri olup aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş garptan çıkar. Hem müsaademe neticesinde çarpışma sonucunda emri ilahiyle kıyamet kopar diyor. Yani o şiddet çarpmış. İşte güneş, ay, dünya birleşiyor. Yani o çarpışma anında. Ama asıl yani uyanan yani o dünyayı terk eden, dünya boyutunu terk eden uyandığında öyle karmaşık bir yapıyla karşılaşmıyor. Bitmiş, net bir sistemle karşılaşır. Kanunlar tamamen değişmiş, biyoloji kanunları değişmiş, fizik kanunları değişmiş. Asıl o biyoloji kanunların normal olduğunu düşüneceğiz. Yani çünkü görüntü niye doysun ya? Mantıksız olan bu. Toz niye olsun ki görüntüde? Kirlenme niye olsun? İç organ olmasına gerek yok görüntüde. Yani normal olan budur. Değil mi? Yani teknik olarak düşündüğümüz görüntüde niye iç organ olsun? Hastalık niye olsun? Acıkma niye olsun? Cennette makul olan oluyor aslında. Makul, normal olana geçmiş oluyoruz. Normal fizik kanunlarına dönülmüş oluyor. Yani olağanüstülükten normale dönmüş oluyoruz. O dünyaya şaşırırız. Tabii dünya acayip aslında. Yani ahiret son derece normal. Her şey yerli yerinde makul. Yani görüntüye uygun olan her şey oluyor. Yani görüntü kanununa uygun olan her şey oluyor. Ben güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Tabii. Merhabalar, programınızı severek izliyorum. Hazreti İsa şu an nerede saklanıyordur? Canımın içi, güzel yüzlüm. Amerika'da tutacaklar. Uzun süre, yani yıllarca öyle tutacaklar diye düşünüyorum. Yani Avrupa'ya falan getirmediklerini biliyorum. İsrail'e falan oraya böyle hiçbir yere getirmediklerini biliyorum. Vilayet olarak da söylemek istemiyorum ama bir bilinen vilayetinde tutuyorlar. Yani aldığımız bilgiye göre. Çok çekiniyor adamlar zaten. Fakat yani biz sorduğumuzda geldi diyorlar. Yani o ilgili grup. Evet diyor, geldi diyorlar. Ama o kadar. Haklılar da, ben de olsun, ben de öyle yaparım. Zaten Allah korur onu ama normal sebebe sarılıyorlar. Sebebe sarılma da bu.